Size son derece can sıkıcı bir şey söyleyeyim mi? Uzun uğraşlar sonucu telefonunuza ekran koruyucusunu yapıştırdıktan sonra arada kalan bir baloncuk gördüğünüz an. Çok sinir bozucu değil mi? Neden bahsettiğimi biliyorsunuz değil mi? Ekran koruyucusunun telefonun ekranıyla temas etmediği bir bölge vardır ve bu bölge için ekran koruyucusunun işini yapamadığını da söyleyebiliriz. Size bir de bunun plasentanın erken ayrılmasıyla yani tıbbi adıyla plasental abrupsiyonla benzer bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Bu rahim, bu rahmin içindeki fetüs, bu da fetüsün gelişebilmesi için gerekli olan kan ve besinleri fetüse ulaştıran kan açısından son derece zengin bir organ olan plasenta. Plasenta kanı hamilelik sırasında dolgunlaşıp genişleyen rahim atardamarları aracılığıyla alır. Ha, bu arada sadece üç tane atardamar olmadığını, çizimin kolayca anlaşılması için bu şekilde çizdiğimi de hemen ekleyeyim. Çizimden de anlayacağınız gibi, plasenta rahim duvarına bu şekilde sıkıca bağlıdır ve bu durum plasentanın görevini yapabilmesi açısından son derece önemlidir. Zaman zaman buradaki rahim atardamarları farklı sebeplerle yırtılabilirler. Yırtıldıklarında içlerindeki kan rahimle plasenta arasında işte bu şekilde birikmeye başlar. Bu durumun ekran koruyucusu örneğiyle nasıl bağlantılı olduğunu anladınız mı şimdi? Plasenta'nın rahme bağlı olmayan kısmı, oksijen ve besin açısından zengin kandan mahrum kalacağı için görevini, yani fetüsü oksijen ve besin açısından zengin kanla besleme işini yerine getirememeye başlar. Bu kan birikimi az miktarda olabilirken Kanamanın devam edip basıncın da artması sonucu plasenta ile rahim duvarı arasındaki bağ çözülüp plasenta rahim duvarından ayrılabilir. Plasenta rahim duvarından ayrılırsa kan bu şekilde ilerleyerek kanamaya sebep olur. Hemen not ediyorum. Evet, annede vajinal kanama gerçekleşir. Detaya girmeden önce biraz terminolojiden bahsetmek istiyorum. E, plazentanın arkasında kalan az miktardaki birikime gizli ya da dahili kanama adı verilir. Gizli denmesinin sebebi annenin kanamasının olmamasıdır. Evet kan ekranda da gördüğünüz gibi plazentanın arkasında biriktiği için bu durum gizli kanama olarak adlandırılır. Kanamanın durmaması ve plazentanın rahim duvarından tamamen ayrılması durumuna da görünür ya da harici kanama adı verilir. Plazenta ayrılmasının belirtilerine gelecek olursak bahsettiğim gibi ilk olarak vajinal kanamayı örnek gösterebiliriz. Hamileliğin 20. haftasından sonra gerçekleşen kanamaya antepartum yani doğum öncesi kanama adı verilir. Doğum öncesi kanamanın iki sebebi vardır. Birincisi, kanamanın ağrısız bir şekilde seyrettiği plasenta previa durumudur. İkincisi ise plasentanın sıkı sıkıya bağlı olduğu rahim duvarından ayrılması ile son derece ağrılı bir şekilde seyreden plasenta ayrılmasıdır. Plasenta ayrılmasında ağrılı kanamaya rahim kasılmaları da eşlik eder. Bunun sebebini anlamak için öncelikle rahmin bir kas olduğunu bilmelisiniz ve rahim kanama durumunda en iyi bildiği şeyi yaparak yani kasılarak kanamayı önlemeye çalışır. Evet bu kasılmaların amacı rahim duvarından geçen damarları büzüştürüp kanamayı azaltmaktır. Kanamayı gerçekten de azaltan bu eylemin beklenmeyen bir yan etkisi de vardır. Doğumu başlatmak. Yani bu durumda erken doğum görülebilir. Plasenta ayrılmasının belirtilerinden bahsederken durumun fetüs üzerindeki etkilerini de unutmayalım. Kan tedariki kesilen plasenta fetüse oksijen ulaştıramayacağı için fetüs boğulabilir. Bu durum fetüsün kalp atışlarından da izlenebilir ve genellikle güven vermeyen fetal kalp atımı olarak bilinir. Buna FKA yazabiliriz. Evet, plasenta ayrılmasının belirtilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Bu belirtileri bilmek ve anlamak, plasenta ayrılmasının teşhisinin klinik bir teşhis olması açısından son derece önemlidir. Bu durumda rahmi ve plasentayı görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir. Ama bildiğiniz gibi fetüse olası zararları yüzünden hamilelik süresince sadece ultrason kullanılır. Ultrasonda taze kan ve plasentanın görünümleri ise hemen hemen aynı olduğu için ultrason teşhis için çok da faydalı bir yöntem değildir. Bu ultrasonla teşhis yapılamayacağı anlamına gelmez ama teşhis zor olabilir. Plasenta ayrılması teşhis edildikten sonra ne yapılacağına karar vermek ise son derece karmaşıktır. Spektrumun bir ucunda yani anne ve bebeğin stabil olmadığı durumda bebeğin alınması tek çözümdür. Doğum, hamileliğin 34 ila 36. haftasının geride kaldığı, yani bebeğin kendi başına yaşama şansının yüksek olduğu durumlarda da tercih edilir. Spektrumun diğer ucunda yani kanamanın anne ve bebeğe büyük bir zararının olmadığı ve bebeğin kendi başına yaşamak için henüz çok genç olması durumunda ise anne ve bebek doğum güvenli bir hale gelene kadar yakın takibe alınır. Ayrılmanın detaylarını inceledikten sonra bir de sebepleri hakkında konuşmak istiyorum. Plasenta ayrılmasının ana sebebi rahmi besleyen atar damarların yırtılması olduğu için listeye önce travmayı yazmak istiyorum. Travmanın plasenta ayrılmasına nasıl sebep olduğunu göstermek için animasyonu şu şekilde kullanacağım. Şimdi hamile bir kadın eğer bir travma yani mesela bir araba kazası geçirirse Rahim, iskelete ve diğer organlara bağlı olduğu için olduğu yerde kalır. Hareket etmez. Ama aynı durum, plasenta ve fetüs için geçerli değildir. Bu yüzden de travmalar, plasentanın hareket ederek bu damarları esnetmesi ve yırtması ile sonuçlanabilir. Bunun da kanama ve plasenta ayrılmasına sebep olduğu hakkında az önce konuşmuştuk zaten. Travmayı plasenta ayrılmasının en önemli sebebi olarak göstersem de, Sık rastlanan bir sebep olmadığını ilave etmeliyim. Ayrılmaların büyük bir kısmı daha kronik, yani uzun süreli, hamileliğin başına dayanan sebepler yüzünden gerçekleşir. Hipertansiyon ya da yüksek tansiyon, sigara ya da uyuşturucu kullanımı kan damarlarının hasar görmesine sebep olabilir. Hasar görmüş kan damarları da yırtılmalara daha yatkındır ve plasenta ayrılmasına sebebiyet verebilir. Evet, bu videoda sizlere plasentanın erken ayrılması durumunu anlatmaya çalıştım.